Nevruz adından da anlaşıldığı üzere Nev ve Rus ya da Nev Rus yani yeni gün anlamında e, İrani dillerin <laughs> dillerin e, dillere ait olan bir sözcüktür. Bu tabii ki e, çevre halklarda bu bazen telaffuzu itibariyle değişebiliyor. Nevruz oluyor, Nevruz oluyor, Nevruz oluyor, Noruz oluyor. Mesela Türk Cumhuriyeti'nde Noruz diyenler de var. Ama her halükarda İrani e, dillere ait olan bir sözcüktür. Şimdi e, günümüzde tabi Orta Çağ'da ve günümüzde Nevruz olarak kutlana gelen bu ritüel aslında antik topluluklarda yani kadim e, Mezopotamya ve çevresindeki topluluklarda daha ziyade 21 Mart kutlamaları olarak gerçekleşiyor. O dönem henüz adı Nevruz değildir. Yani örneğin bir e, e, Mezopotamya'da mesela Babiller'de e, Babillerde Kral Marduk ile <laughs> Yılan Epofis arasındaki mücadele olarak e, bir e, kozmik ve astrolojik bir çatışkı temelinde 21 Mart'ta kutlamalar yapılıyor. Daha sonra Anadolu'da Hititler döneminde e, Fırtına Tanrısı ile Yılan Ulyanko arasında bir çatışkı olarak, bir ritüel olarak kutlanıyor. Burada e, Pırulyas bayramı olarak, Babillerde ise Akitu bayramı olarak kutlanıyor. Ayrıca Anadolu'nun, Mezopotamya'nın tam Mısır'a kadar olan bu coğrafyanın, e, hatta Roma'ya kadar bile giden bu coğrafyanın e, eski tanrıları yani bildiğimiz Temmuz, Osiris, Dionysos filan e, adına da, e, İsa adına e, ölme ve dirilme ritüelleri falan yapılıyor sonbaharda ölüp toprağın altına giren tanrı ilkbaharda yeniden karların gitmesiyle beraber toprağın altında çıkıyor ve toprağı ısıtıyor ve tabiata can veriyor. Dolayısıyla antik dönemden beri bu tür şeyler var. Bu tür kutlamalar var. O zamanki kutlama, kutlamalar daha ziyade astrolojik ve kozmik orijinli kutlamalardı ve Burada en önemli kutlamaları biz şeyde görüyoruz, mesela Sasaniler'de yani Ahmenişler'de ve Sasaniler'de özellikle Sasaniler'de hem Bıhara hem Sersale yani yeni yıl ve Nevruz olarak kutlanıyor. 21 Mart günü en büyük din adamı olan Mubedi Mubedyan böyle tahta oturur. Karşısına ise şaha alır. O zamanın krallarına şah deniyor. Yine Onlar İran kökenli olduğu için, karşısına şaha alır. Yanında da halk var ve bir divan temelinde Nevruz günü, 21 Mart günü şaha sorgulamaya başlar. Şaha karşı halkının şikayeti var mı? Onlar dinlenir. Ve en son eğer şah güne kasa gelen eleştiriler karşısında hakikaten suçlu ise şah mübdi mübdiyanın şey istiyor, af istiyor. Beni affet diyor. Benim bu kusurum vardı. Halkıma karşı şunları şunları yapamadım. Evet gelecek yıl için bunları bunları yapacağım. O zaman şey diyor ki Muhammed-i <laughs> Mubedyan Ey şah! Halkına karşı adil ol. Adil ol ki mülkün genişlesin ve kartalın ucay uçsun. Yani yüksek uçsun. Ee, Sasaniler döneminde iki tür kutlama var. Birisi Nevruz-u Hassa'dır öbürü Nevruz Amme'dir. Nevruz Hassa üst tabaka yani devlet şeyinde katında yapılan kutlamalardır. Nevruz Amme ise halk arasında yapılan kutlamalardır. Bugün o kutlamalar tabii ki hala İran'da aynı şekilde yapılıyor. Daha ziyade Cemşid'in tahta çıkışı. Cemşid'in tahta çıkışı olarak yapılıyor. 10 gün kadar da bayramdır İran'da. Ve İran'ın en kadim, en köklü olan bayramıdır mesela bu Nevruz'da Azerbaycan'da da ben bulundum o dönem. İran'da da bulundum. af çıkar. Ee, suçlayıcı, mahpushanede olanlara af çıkarılır. Ve hatta o gün bu Sasanilerden kalan bir adettir. Altı tane beyaz kartal ya da güvercin beslenir. Nevruz günü onlar uçurulur. Ve bu uçma orayı şeydir, serbestliktir ve özgürlüğü ifade etmektedir. Aslında benzer bir uçma olayını biz Anadolu Alevilerinde de görmekteyiz yani ben özellikle bu Ege ve Antalya çevresindeki bu Tahtacı Aleviler ve Abdal Aleviler arasında uzun yani 4 yıl kadar doktora çalışmam için de geliyor bu konu. Çalışma yaptım. Onlar da kafesteki kuşu, kuşu o gün serbest bırakırlar. Aynı zamanda Kiev, Ukrayna'da da yine aynı şekildeki kafesteki kuşu 21 Mart'ta serbest bırakma şeklinde bir gelenek Slav halklarında da vardır. Nevruz kutlamaları tabii ki çok e, geniş bir coğrafyada, çok derin bir zaman dilimi içerisinde yani geniş mekanda ve derin bir zamanda e, kutlana gelen ve intikal eden e, ritüellerdir. Mesela eski Çin'de e, yine 21 Mart'ta e, şeye tarımla alakalı olarak kara sabanın toprağa saplandığı gün e, yine aynı şekilde bir ritüel günüdür onlarda ama Nevruz denilmiyor buna. Yine o gün bütün genç erkeklere, köyün genç erkeklere kızları bir araya gelir bir su başında ve birbirlerini şey yaparlar, severler ve birbirleriyle çiftleşmeye başlarlar. Evet, aynı zamanda zaten Nevruz'un doğasında şu var. Nevruz'un doğasında üreme, çoğalma, doğum, diriliş, adalet, barış, bolluk ve bereket, sağlık ve şifa gibi temenniler vardır. Hepsi de şeydir, yani yeniyi temsil etmektedir, yeni yeni ortak paydası altında, yeni ortak paydası altında çeşitli halklarda bu kutlanmaktadır. Mesela şeyde Tanrı Ra, Mısır'daki Tanrı Ra ile şey arasında Apophis inanı arasındaki şeyde çatışkı da yine bu 21 Mart ile ilişkilendirilir. Şeydeki Kibela mesela Şam ağacının dikilmesi 21 Mart'ta Roma'da Kibela adına Şam ağacının dikilmesi 21 Mart'tadır. Aynı şekilde Hindistan'da var belli kutlamalar. Ee, ve Türkü Cumhuriyette de mesela var. O gün işte bu e, şeylerin Yakutlarda mesela 21 Mart günü işte eee demircinin örs üzerinde ve çekiş birbirine falan vurarak özellikle şey e, Yakut e, kralları yani Hakanlar ha, Hakanları e, bir ritüel falan e, düzenlerle. Mesela Azerbaycan'da e, şey var. Ham bezeme şenlikleri var. Ham bezeme şenliklerinde eski han ...öldürülür ve yerine yeni bir han seçilir ve o handan yeni dilek ve temellerde falan bulunur. Ve hatta bu olay mesela şeyle de yani tiyatro falan oyunları oynanmaktadır. Tiyatro oyunlarında ise yine bir ağanın, ağa ile köylü arasındaki bir çatışkı dile getirilir. İşte ekende yok, biçende yok, yiyende ortak kardeş, hatta bizde Osmanlı'da da var ya işte... Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, eken yok, Yende yok yok, biçen de yiyen şey ortak Osmanlı diye onunla da bir paralellik falan göstermektedir. <laughs> yani Nevruz'un hatta bırakın burada mesela bu Kamçatka üzerinden Amerika'ya Kızıl, Kuzey Amerika'da da Kızıl deriler arasında 21 Mart kutlamaları bile vardır. Kızıl evet. Niye? Şimdi Nevruz genellikle 21 Mart'ta dünyanın güneş karşısındaki pozisyonu itibariyle kuzey yarım kürede olan bir kutlama. Güney'de yok bak çünkü iklim farklı. Yani 21 Mart bir bahar ekinoksudur. Bir de sonbahar ekinoksu var. 21 Eylül. 21 Mart'ta dünyanın güneş karşısındaki pozisyonu itibariyle hayatın canlanması, baharın gelişiyle birlikte yapılan şeylerdir. Bunlar yapılan kutlamalardır. dediğim gibi yani Kral Marduk'tan tutun şeye kadar yılan Apofis'ten bilmem İlyanka'ya kadar hititlerden e, günümüze kadar Sasani'lerden Ahamenişlerden Sasani'lere, Sasani'lerden Kürtlere, Orta Çağ Osmanlı kutlamalarına efelime söyleyeyim, e, Hz. Ali'nin doğum gününe işte bilmem Kürtlerin şeyde e, 31 Ağustos'ta yaptıkları e, geç o bazı Nevruz'un dışındaki bir kutlamadır. Ee, İsa'nın dirilişi mesela. İsa'nın dirilişine varana kadar bir dizi kutlamalar yapılmaktadır. Eskide aslında mesela 21 Mart kutlamaları İsa'nın dirilişi e, e, vesilesiyle 21 Mart'ta yapılmış. Fazla Roma döneminde İznik konsülü, İznik konsülü bir meclis topluyor. Çok farklı günlerde kutlamalar yaptıkları için bu Hristiyan alemine diyor ki bu böyle olmaz. Her biriniz değişik günde İsa'nın dirilişini kutluyorsunuz. Gelin anlaşalım. Ne zaman işte 21 Mart'ta yapılan o kutlamayı 21 Mart'tan sonra ilk dolun ayın çıktığı günün hemen arkasındaki pazar gününe denk getirip Paskalya adı altında yani kırmızı yumurta bayramı adı altında kutluyorlar ve daha sonra ise bu artık şey yani şeye sarkıyor. 21 Mart yerine Nisan'ın başına, Nisan'ın 5'i ile arasındaki döneme sarkıyor. Mitolojide eee yani bir zamanlar işte tanrılar arasında, tanrı ile bir ejderha arasında olan mücadele bir zaman sonra gökteki bu mücadele, astrolojik temelli, kozmik temelli mücadele yeryüzüne iniyor. Yani krallarla şey arasında, halk arasındaki mücadele falan dönüşüyor. İşte dediğimiz gibi kavayla daha arasında, işte ergen ekonomiler arasında falan. Şimdi burada son zamanlarda özellikle e, Türkler mesela Kurtuluş Savaşı döneminde 1919'dan sonra e, Kurtuluş Savaşı süreci yaşandığı için uluslaşma süreci bu dönemde genellikle Türkmenler, Anadolu Türkleri Nevruz ile Ergenekon ilişkisini kuruyorlar ve o temelde kutlamalar var. Hatta Ankara'da, Kastamonu'da ve Konya'da yapılan bu kutlamalara Nevruz'da Nevruz kutlamalarında Mustafa Kemal de katılıyor bir konuşma yapıyor. Bir de o dönem Sovyetler Birliği'nin Azerbaycan Devlet Başkanı olan Neriman Nerimanov da çekmiş olduğu telgrafta işte emperyalizme karşı <laughs> vermiş olduğunuz şark <laughs> mücadelesi aynı zamanda Nevruz'un özüne uygun düşmektedir ve Nevruz da zaten dirilişi ve aynı zamanda şeyi kurtuluşu şey yapmaktadır. Yani işeren bir bayram olduğuna dayıp telgraf çekmektedir. Şimdi onlar o dönemde aslında Ergenekon Türk mitolojisinde var. Ayrı bir efsanedir. Yani Türklerin bir kurdun önderliğinde şimdi hemçe demir dağı bir demircinin önderliğinde demir dağı eritmeleri, yol bulup çıkmaları, kurtulmaları şeklinde Ergenekon'dan. Bu ayrı bir efsanedir. Bu 21 Mart'la bir alakası yoktur. ben 38 kez Sovyet cumhuriyetlerini falan gezdim. Oradaki kutlamaları, buradakini de biliyorum bu son zamanlarda özellikle ön plana çıkardı. Kürtler de aynı şekilde Kürtlerde Nevruz de daha kolayı apayrı bir efsane 21 Mart'ta Demavente İran'da kutlanmaktadır ve bu kutlamaların birinde de ben İran Tarış Dağları'nı geçip İran'a gittikten sonra <laughs> oraya gittim. 31 Ağustos'ta orada kutlamalar var. Kutlamalar yapıyorlar. Fakat son 40 50 sene önce Kürt milliyetçi çevreleri özellikle bu ulusal inşa süreçlerinde eee motivasyonu sağlamak amacıyla bu ritüeli şey çektiler. Yani oradaki o ritüeli alıp Nevruz'da buruşturdular. Ee, tuttu mu? Nasıl tuttu? Şöyle yani dediğim gibi eee hocanın göle şey şakma yo yoğurt şey yapması gibi, e, çalması gibi. E, hoca ne yapıyorsun? Göl yoğurt tutar mı? Ya tutarsa diyor. Evet. Eğer 1984'ten sonra bu işte Doğu'daki bu biliyorsunuz yani bu silahlı propaganda istasyon faaliyetleri ve Kürtlerin bu yaşadıkları inşa süreçlerindeki süreç olmamış olsaydı belki tutmazdı. Ama ona denk geldiği için tuttu ve Kürtler her sene şu anda Nevruz'da neyin? E, Nevruz'da e, işte daha kava olayını bütünleştirip kutlama yapıyorlar. Yani ulusal süreçte bu tür şeyler oluyor. Ben buna ilişkin bir makale de yazdım. Türk milliyetçilerinin ve Kürt milliyetçilerinin aslında 21 Mart'ta alakası olmayan iki tane ritüeli, iki tane epopeyi nasıl ulusal inşa süreçlerinde e, kamçılayıp mücadelenin hizmetine sunduklarına dair de da bir kitap şiyası yazdım. Hollanda'da yayınlandı bu sene. İkincisi de Kürt şiirinde ve müziğinde Nevruz adlı bir makalem bugünlerde Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlandı. Şimdi <laughs> Anadolu Alevilerine geldiklerinde ise Anadolu Alevileri özellikle Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kutlarlar. Kabuller önemlidir biliyor musunuz? Sizin aslında mitolojiyle, ritüelle ne yaptığınız önemli. Onun gerçek olup olmaması hiç önemli değildir. He, Hazreti Ali'nin doğum günü temelinde e, müjdeleme günü olarak Nevruz Sultan Cemleri yaparlar. Ben Trakya Bektaşları arasında bulundum. Bulgaristan'daki e, Silistre ve Kazova'daki, şeyde e, Haskova'daki, ee, Alevi Bektaşlar içerisinde derlemeler yaptım. Ee, Ege'deki tahtacılar, Seyyid Ali Sultan Kodu Trakya'daki ve Antalya'daki tahtacılar ve abdallar arasında derlemeler yaptım. Çorum'da, Kars'ta, e, Sivas'ta e, çok e, değişik kutlamalar yapıyorlar. Top cemi diyorlar buna. Ondan sonra e, işte Nevruz cemi diyorlar, Nevruz Sultan cemi diyorlar, Kabayel cemi diyorlar. Çok değişik atlar da vardı böyle Aleviler arasında değişik kutlamalar falan var. E, bu konuda ee, hem Türklerin hem Kürtlerin e, Nevruz'a dahi yaratmaları vardır. Mesela Orta Çağ'dan beri örneğin Türk halk şairlerinden kimin var? Mesela Nesimi'den tutun, Pirsudan atla Hatay'dan tutun, Virani'ye kadar e, pek çok e, Türkmen, Alevi Bekleş şairinin Nevruz'a dair Nevruziyeleri var ve Bahariyeleri var. Bahariyeleri. Aynı şekilde Kürtler arasında ise yine Orta Çağ'da yani 14. yüzyılda diyelim 15. yüzyılda Melayi Cizri'den, daha sonra 16. 17. yüzyılda e, ahmet Hani'den, tutun 18. yüzyılda Piremert'ten, daha sonra modern dönemde ise örneğin Cigerkon'a varana kadar bunların Nevruz'a dair şiirleri ve anlatıları var. Bunlara Kürtler genellikle Bahare, şey, onlar da Nevruziye ve Bahare ediyorlar. Kürtler arasında genellikle Sersale ve Bahar olarak kutlanmakta. Türkler arasında ise Yeni Yıl Bayramı olarak kutlanmakta. Alevler arasında aynı şekilde Hazreti Ali'nin doğum günü, yani doğuşu olarak kutlanmakta. Fakat her halükarda bu yeni yıl, yeni yıldır yeni yıl kutlamaları da bunlar. Dersimler arasında da 21 Mart'ta Nevruz demezler ama Neomart yani Rumi takvime göre 9 Mart olan bu günde de Dersimler de bir kutlama yapmaktadır. Şimdi e, Dersim Alevilerinin de tabii ki 21 Mart kutlamaları var ama onlar buna şey demiyorlar, yani onlar buna... E, Nevruz demiyorlar. Neomart diyorlar. Yani Rumi takvime göre Neomart diyorlar. 9 Mart diyorlar. çok az da olsa Hazreti Ali'nin doğum günü temelinde yapılan kutlama var. Özellikle Pürstü'den Abdal Ocağı ve Sarı Saltuklar'da bu çok bu, böyle bir rütüel kutlama olayı vardır. Bir müjdeleme günü Hazreti Ali'nin dünyaya gelip işte şeye toprağın atası olma ve cümle cana şey cam vermesi olarak algılanıyor. Ve Nevruz günü bütün, her bütün nebat, bitkiler o gece sabaha doğru yere secde ederler ve kendi rızklarını isterler. Ve bu rızk içerisinde tek secde etmeyen, ayakta kalan bir tek ağaç vardır. O da bir kavak ağacıdır. Neden secde etmiyor? O kavak ağacında fakir fukaranın bir tane heybesi asılıymış. İçinde azığı, yiyeceği varmış. Kavak demiş ki ben eğilip de yere secde edersem bu fakir fukaranın heybesi yere düşer. Onun azlığı çarçur olur. Burada da yine fakirlikle şeyde bir e, ilişki falan e, kurulmaktadır. E, Mart ayında Dersim Alevilerinin dört etkinliği var. Bir tanesi Mart'ın ilk haftasında Kare Çarşamba Mart derinin bir etkinlik var. Su başlarına giderler ve niyaz götürürler. Kurban keseni, oruç tutanı olur. Hemen ardı sıra 7 Mart'ta ben eski hesaba göre söylüyorum, Rumi hesaba göre 7 Mart'ta Kotomalı Kız denilen bir etkinlik yapılmaktadır. Bu arada işte Baht ve Murut açılsın diye ve saç, kızgın saç toprağın altına girer. 21 Mart'ta ağaçların secde etme günüdür. Yani 9 Mart, tam Nevruz'da denk geliyor. O gün yine aynı şekilde su başlarına giderler, su götürürler. Evdeki hayvanlara, evdeki tahıllara, hayvanlara, insanlara serperler. Sağlık, şifa ve bolluk berebet getirsin. Aynı zamanda evlerini boyalarla şey yaparlar, yani kireçlerler, evde bir temizlik yaparlar. E, 27 Mart'ta ise, pardon 17 Mart'ta eski hesaba göre ise 17 Mart'ta Kotamalo pil yapıldı. Kotamalo pilde ise yerin altına giren saç artık yeri ısıtmıştır. Karlar artık erimiş ve bahar gelmiştir. 30 Mart'a gelindiğinde Mart biter ama Mart dönü bitmediği için Nisan'dan 3 gün borç alır. Pire denilen bir kadın var. Onun gidikleri yavruları var. Hayvanların yavruları var. İşte ben diyor Mart'ın diyor neyini ne yaptığını. Ne biz kavuş işte kana Mart'ı var o. Mart yine kedi işi. Ama Mart'ı kan ötürü voru vorona roş ki pire mereniz onunla. Dolayısıyla dersimler her zaman şunu söyler. Pire bitmeden bahar gelmezler. derler. Dersimde de e Neomart, Neomart adı altında 21 Mart'ta yapılan kutlamalar var. Buna dair de maniler ve bir takım itikadi e, mısraları vardır. Örneğin şey, karşı şunu şöyle tanımlar. Sere bene neviye, sere bene heviye. Daru beryenu sizde dine bene Yine aynı şekilde rız günü olduğu için o gün e, su başlarına giden kadınlar şu <laughs> duayı da okurlar. Yam lakate sevâ esmâene. Rusya vara avi de, deru cirani de, verge yavani de, dıma vana mane sarın o de. Ey bugünün kutsal meleğisi, rızkından önce cümle aleme, sonra kap kapı komşuma, yabandaki aç kurda, en sonda biz naşarlarına ver, derler. Nevruz'un tabii ki çok önemli yaratıcılığı vardır. Nevruz, Edebiyatta, musikide, tiyatroda, itikatta, mutfakta, heykel, spor, gravür, minyatür, resim ve oyun gibi alanlara sırayet etmiştir. Yani bununla ilgili olarak Nevruz'da alakalı yaratılar söz konusudur. Kürtlerde gerçi Nevruz olayı pek fazla alan çalışması olamadığı için Anadolu Kürtlerinde zayıf ama Anadolu dışındaki Kürtlerde, Güney Kürtlerinde ise daha fazla şey var. Yani Nevruz'a dair yaratılar söz konusudur. Şimdi Nevruz'un müzikle de alakası var özellikle. E, tarihte Urmiyeli Safiuddin ve Maragalı Abdülkadir'in de e, Nevruz diye makamları vardır. Altı tane makama Nevruz makamı diyorlar. O Nevruz makamları da bugün günümüzde kullandığımız Şur ve Hüseyin'i makamlarıdır ki bütün ezgiler hemen hemen ezgilerin %70'i zaten Hüseyin'in makamı üzerindedir ki bu da aynı zamanda tarihteki Nevruz e, makamı demektir. E, Sovyetlere geldiğimizde Sovyetlere Kolhoz Bayramı adı altında kutlanıyordu. Yani köylü, tarım ve toprak e, bayramı olarak kutlanıyordu. E, hatta e, direniş ve diriliş bayramı olarak kutlanıyor. Mesela 2. Dünya Harbi'nde e, Hitler kuvvetleri e, şey işgal ettiklerinde Rusya'yı Tacik devrimcileri e, onu e, Hitler'i şeyle dağıtla özdeşleştirip e, Sovyet halkını da kavayla e, kava özdeşleştirip e, yaptıkları marşlar, senfonik marşlar vardır. E, yine e, mesela e, Avrupa'da ise Özellikle e, Ostern kutlamaları var. Ostern kutlamalarında artık İsa'nın girilişi temelinde yapılmıyor. İlk defa Bertrand Russell'ın önceliğinde e, 1950 ve 60 yıllarında emperyalizme karşı, önce nükleer silahlara karşı, sonra emperyalist işgallere karşı, sonra faşist işgallere karşı bir e, ritüele dönüştü. Ostern demek artık Avrupa'da anti-emperyalist, anti-savaş, anti-nükleer ve anti-faşist bir işçilik kazandı Avrupa'da. Yani şunu demek istiyorum, ritüeller zaman içerisinde işçilik değişimine uğrayabiliyorlar. Mesela Anadolu Alevileri Nevruz için şunu söylerler, Nevruz gibi eşit ve adil ol. Bu Anadolu Alevilerinin şiarıdır. Yine bu şiar ve Nevruz'un öbür kullanımı dikkate alınarak Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart günü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele günü olarak kutlanıyor ve aynı zamanda da tescil edilir.